Ramo geliyor mu Ramo? Bilmiyorum. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş buldum, hoş buldum. Abi şu anda kahve içiyoruz. Moralimiz çok bozuk. Evet. Sıramız da büyük. 2 gündür buradayız. Artık 3. güne geçer miyiz, geçmez miyiz bilmiyorum. Bu işe heves edenler hiç etmesinler. Ama dur sen şeyi söyle ya. Olmadı öyle. Neredeyiz yani şimdi? Sıramız Kapıkule, büyük, sıramız Kapıkule, büyük. Tamam da. Kapıkule, Türkiye istikameti. Kaptan Andrea'ya doğru gidiyoruz. Kapıkule'ye doğru. Tamam. İşte, kaç kilometre var buradan? 27. Maşallah. 27'ye düştük abi. Düşmüşüz. Kafayı geçtik. Abi 28 kilometre köprü. Tam 28 köprü. Tam 28 kilometre. Görünüyor mu buradan? 27 kilometre işte. 27 kilometre. Dur bakayım. Köprü görünmüyor. O zaman abi, bayağı bir... 18'de falan mı? 18 kilometrede falan. Abi bu keyif nedir ya? Bu kahve yapıyoruz da, Türk kahvesi. Tamam. Kahve içiyorsunuz böyle için kahveyi. Adam gibi için diyorsunuz. Abuk subuk kahvelerden içiyoruz. Jacobs falan için. Sıra uyuma sırası bende olduğu için kendimi dezenfekte yapıp da yapmak arkadaşımız istiyorum. Ya arkadaş. Nöbet tuttu, bayağı bizi uyuttu. Şimdi biz de onu uyutma için dedik biraz dinlensin, bayağı bir 2-3 saat uyusun. Yavaş yavaş sıra ilerledikçe bunu da biz ilerleteceğiz. Evet. İçecekler arkamdan. Ona göre işte halimiz ahvalımız bu. Gene şükürler olsun. Güneşli havada oturuyoruz. Türkiye görünüyor. Karşıdan görüyoruz Türkiye'yi de. Bayrağı görüyoruz, içeri giremiyoruz diyorsun yani. Hayırlısı. Yok be, görünüyor mu bayrak? Bakayım. Ha? Yok. Allah'a şükür bir yere. Daha yok, yok. Öbürki tepeye çıktığımız zaman bayrak. Bulgaristan tarlalarını görüyoruz yani. Herkes sağ salim. Öbürki tepe var bak. O ağaçların oradan bir tane daha tepe var. O tepeyi çıktıktan sonra. Onu bizim buradan görmemiz çok zor be. Ya, çok zor. Tepeye çıkarsın. Bu arada Ramazan niye gelmedi? Kahve hazır. Onu şimdi elinden tutup getireceğim bak, ben. Kahve köpükleniyor. Bak bak. Ulan bak, bu bak. Kazım abi. Bulgarlar da bizim çek, Türkler bak, gibi. Dur. Kahveyi çek bak. Eyvah eyvah dur. Bak bak bak. Anam. Bak bak of. Bu nedir ya? Bu nedir bu ya? Bu kahve abi, bu kahve. Sen bana bunu yapıp da niye beni nöbetçi tutmadın? Ben... Dedin mi sen? He? Bakayım. Dedin mi abi sen? Daha iyi nöbet tutardım o zaman. Of, of. Tamam bir daha yaparız kardeş, elimizde değil mi? Şimdi bu şey mi Rüstem abi, Ahıska kahvesi mi? Evet abi bu. Heh, öyle diyelim orijinal, de. Orijinal, orijinal Türk kahvesi, Osmanlı kahvesi. Tamam. Orijinal Osmanlı. Keyfe bak. Bu arada yalnız yanında su vermeyeceğim çünkü kahve içeceğiz. Suyla kahveyi karıştırmayın, herkes yemek yemiş, aç da değil. Tamam, kahvaltımızı yaptık. Aç mısınız? Tamam. Ben de hediye olarak size portakal getirdim. Hay Allah razı olsun. Ya adam böyle bir komşu var. Zaten bu sıra... Komşularımız çok iyi çıktı bu sefer ya. Yapma ya. Vallahi 10 numara. Sevdiniz mi beni? Sevmez miyiz ya? Allah razı olsun. Komşular ya ben sizi tanıştırmadım bu arada. Bu arkadaşlar bizim takipçiler. Bu arkadaşlar da sağdan başlıyorum. Rüstem abi. Selam saygı olsun herkese. Selam saygı. Ağızkalı kendisi. Biz de güzel abimizle bayağı bir yolculuk yaptık. Kazım abi de memleket neresiydi abi? Benim köken Kosova. Heh, bak Birleşmiş Arkadaşım Milletler gibiyiz gene yani. Aynen. Ana Boşnak, Baba Arnavut. Ay maşallah. Karım ağacı. Bu arada Ramazanımız gelmedi. Onu ben alayım getireyim mi? Al getir kardeşim. Alayım getireyim, bir atış serbest yapalım mı? Şöyle bir içimizden geleni bir yapalım. Sırayı da çek, böyle de çek, millet tamam. Görsün. Hadi bakalım gidelim. Tırcılığı böyle bu kadar kolay zannetmesinler. Hadi bakalım. Bak tırcı olmak istiyordun. Çektiğimiz çileye bak. Merhaba bu arada, hoş geldin. Keyifler yerinde inşallah. Bak bu böyle gidiyor. Gördün mü bilmiyorum. Bu böyle buradan gidiyor. Önümüzde 25 diyelim, hadi 25-28 kilometre. Bu böyle arkaya doğru gidiyor. Onun da nerede olduğu belli değil. Bakayım dur, Ramazan'ı elinden tutup götürelim. Ramazan. Ramazan uyuyor musun? Paparazzi yakalar babacığım, olmaz. Kahve yaptı Rüstem abi. Nasıl? Biraz uyuyacaksın. Tamam, biraz uyu, biz oradayız. Ramazan uyuyacak baba. Yoruldu çünkü adam. Ben de yoruldum. Şu tipe bak, şu sıfata bak. Şu hale bak. Şu sıranın haline bak. Of. Ramazan uyuyacakmış. Şimdi Rüstem abi. Ramazan uyuyacakmış. Onu bir kenara koyalım. Dur şimdi. Önce... Biz içeriz onun kahvesini. Yavaş, yavaş. Bu ne ya? Otoban
sağ ol. Sen yaklaş biraz. Ölecek herhalde. Tamam abi. Ya şey, ne onun adı? Bu... Otursana. Hırvat'ın, Sırp'ın bize vebalıymışız gibi davranmasını ben evet, özellikle hassaymış konuşmak kimi istiyorum. Abi 24 saatte 16,5 saat araba kullandık abi. Tamam o şey de... Işımaya indim nasıl bağırdı bana gördün değil mi? Bizim... Işımaya indim inemezsin. Ne yapayım ben altıma mı işeyim ya? Şimdi Türk millet olarak konvoyla götürüyorlar ya. Adamın psikolojisi bozuluyor. Acaba hani kenardaki o yerli halk bakıp da acaba bunlarda bir şey mi var? Hmm. Hani bize bak bak polis bunları toplamaya götürüyor. Önünde arkasında polisle geliyor. Evet, tabii, konvoyla geliyor. El nasıl koyar benim hükümet benim ya? İşte ben adama kaçakçı işte, değilim, kuşakçı şeyden değilim. O. Benim pasaportuma nasıl el koyar Bulgaristan hükümeti ya? İşte o da var. Bak o da bir ayrı konu. Yani bu bakanlık ne işi ya? Ne iş yapar bu bakanlık? Hacı. Şu an elimizde pasaportumuz aynen. Yok. Şimdi arkadaşlar. Şimdi başımızda bir olay gelse ben ölsem kalsam siz olmasanız benim kim olduğumu kim ne çözecek? Kimlik şu Allah an kimliksiziz. Zaten sırada kimliksiziz yani. O korona deyip hep cenazen de dedim ben. Yakarlar burada. Şu araba farz edelim şu arabanın 5 araba önünde bana bir araba çarptı orada. Evet kim Allah korusun. Kim bilecek benim sönmezci olduğumu veya benim kim bilir ne olduğumu? Kimse bilemez. Benim kimse bilemeyecek. Yalnız cenazen de vermezler yakarlar çünkü korona deyip adını koyacaklar devam. Abi sandalye iniyor tabii. Aa benim sandalyem buradaymış. İki sefer dedim duymadın. Vallahi duymadım. Hatta oğlum da görsün benim. Görür hepsi görür. Yavrum hepsi bak dezenfekte yapıyorum kendimi. Derdimiz büyük. Ama derdimizi anlatacak kimse muhatap bulamıyor. Saf alkol aldım. Anana yıkattıracağım kendimi otobüs fırçasından. Sokulmadan oğlum, 2 metre ilerden. Oğlum bir detay anlatsana bize. Nasıl olacak? Biz bu paramız varsa bizde. Şimdi biz iyiyiz, rahatız, keyfimiz yerinden. Ciğerimizde, Allah yerimizde şükür, varsa Allah'a şükür. He, bir sıkıntımız yok. Alkolle yıkanacağım. He, nasıl yapacağız alkolle, onu? Alkolle. Banyoya gireceğim. Ama o kombinzon mu ne diyorlar? Alkolü dökecek yenge. Kamuflaj. Otobüs fırçası karşıdan böyle. Kamuflajdan başlayacaksın. Eldiven, şey, kamuflaj. Karşıdan böyle fırça alacak seni. Güzel. Ondan sonra da Arap sabunu biraz. Köpüttüre. Yok, o köpürmez. Ya iki tane koşlu al dedim ben sana. Yenge koşlan yıkasın seni. Koş ne? Alkol. Aa. Abi alkol. 60 derece spirtu. Abi tepeden tırnağa. Ondan sonra Arap sabununu bir bol köpükle Arap sabunundan bir yıkacak seni. Evet. Vallahi yemin ediyorum cila yapılmış araba gibi olur. Şu an kapkaraydı. Sonra saçımız başımız dökülmez. Dökülmez. Arap sabunu saçımız fırın fırın yapar adamın saçını. Saçımız dökülmez. Parlar parlar. Hoşgeldiniz. Seni bir de ev sabunundan hoş yıkasın bulduk. Böyle bizim köylerde yaparlar ev sabunu. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Zeytinyağını böyle seni köpürtüre köpürtüre bir yıkasın. Evet, hastalık mı kalır lan Türk'te? Zaten abi virüs Türk'müş. Türklere bir şey yapmıyormuş abi. Aynen. Benim bir guguş abim var o söyledi bana. Dedi oğlum dedi hiç kafanı yorma dedi. Bu seferki virüs dedi Türk'müş. Tabii, ya, Türk'ün işin, metabolizmasına uygun yanı diyorsun. Evet. İşin şakası bir tarafa da hani öyle deyip de milleti gaza getirmiyorum. Şimdi onlar evde kalsın. Ha bak geçen konuştuk ya o aslında asıl mesele. Şimdi biz gece vakti dışarıdayız. Gündüz oluyor dışarıdayız. Bir Allah'ın kulu yok sokaklarda. Yok vallahi. Bak, yollar başı ya. Adamın malı var, mülkü var, benzinliği var, fabrikası evet, hepsi evet. Bizim. Evet, Allah evet. Bizim ya. Evet, Regensburg'da evet, evet. Markete gittik ekmek alma. Şey yemin yok. Ediyorum sana bak bütün vitrinler aklıma gelmedi fotoğrafını çekeyim. Vitrinler bomboş Rüstem abi. Onu biri çekmiş sanki göndermiş. Sanki savaş çıkmış. Biri çekmiş baya raflar boş diye evet, şey bak, yapmış. Bak sanki savaş çıkmış. Facebook'ta ya. Var. Face'de var o. Hatta Romenler çalışıyordu orada. Şey Romenler diyeyim Bulgarlar çalışıyordu. Bulgarlarla biraz şey yaptık. Ya insanlar saldırmış abi ya. Ya onları korkuyor ya. Olay ciddi bir olay ciddi abi. Ciddi bir şey yani bu bak, şey dedi. Gırgır... Tabii. Gırgır değil de gene bir şişe. Bu olayı cidden söylüyorum sana. İki şişe alsaydın, iki şişeyle yıkansaydın en azından gerçekten. Vücudun dezenfekte. Yani şimdi onu şöyle diyorlar. İçeriden dezenfekte ettik yeter. Sabun, dışarıdan ne der? Ama dışarıdan sabun, bulaşıyormuş. Sabun bulamazsan diyorlar. Hani dezenfektan, alkol vesaire kullan. Bir de cilt hastalığına yol açmasın. Yani mesele de o. Şimdi biz temiz olacağız baksana derken. Baksana ellerime. Kolonyayla. Sen iki kişi kolonya bitirdin galiba. He kolonyayla kendimi yıkadım ya. Kolonya kokuyorum komple ya. İnsan ter kokar değil mi? Temiziz. Ben ter kokamıyorum. Kolonya kokuyorum. Kolonya kokuyor. Ne yapacağız şimdi? Eve gidince evin bir odasını böyle karantina gibi kapatacağız mı? Hani yok canım ya. Yeğen için kendinize bakın ya. Yıkanacaksın şaka gırgır bir yana. Yalnız alkolle bir güzel yıkansan evet. Dezenfekte olursun ciddi söylüyorum. Lan alkolü bulamıyoruz içmeye sen alkolle yıkan abi ne olur ya. 5-5,5-6 euro bir şişe ya.
Sen 10 Euro'dan, 12 Euro'dan değersiz misin ya? Hangi alkolden bahsediyorsun ya? Kolonya'dan mı 5 Euro? Ne kolonyası ya? Alacaksın 2 tane koşlu. O da alkol, o da alkol. 50 Euro'luk şey alacaksın. 20 Euro'luk. Ne 20'si ya? Neyse düşün. Neyse düşün. 50 Euro'luk alkolle mi yıkanacaksın? He ne olacak? 50 Euro'luk benim şeyim yok mu ya? Yine kazanırız. 5 geliyor. Tamam, herkese her seferde bir içiyor, bir kere de o bizi içsin. Tamam, hadi öyle olsun. Ya eskiden bağırıyorduk Bülent Ersoy sütle banyo yapıyormuş diye. Şimdi biz alkolle mi banyo yapacağız? Millet bize bağırmasın. Abi bak şimdi bir tane yumuşak sünger. Tamam mı? L'nin içine. Orijinal sünger mi? Bu olağanüstü hal, ondan yıkan. Yenge Hanım yıkamazsa seni bu şeyler eğer sokulmazsa. Sen alacaksın bir tane o hani büyük süngerler var arabanın tamam, içine sinmek için. Onlardan böyle yumuşak. Var bende organik. Yeğene basacaksın abi. Önce yani kapıyı... otobüs fırçasıydı. Ama yenge yıkamazsa sokulmazsan olacak. Mecbur kendini yıkayacaksın. O zaman garanti yenge yıkadı mı? Bu dönecek. Peki kamuflaj mı olacak? Kamuflaj mı olacak? Otobüsü yıkar gibi yıkacak bunu abi. Kamuflaj nasıl olacak? Kamuflaj yok. Ya insanın her türlü orijinal. Şeyi İnsanda var. Her şey orijinalliktir abi. Bak şimdi. Tabii. Değil, yengem kamuflaj giymeyecek. Onu bu diyor mu? Beyaz önlükler var. Şey ama komple geliniyor. Şey tulum. Evet, tulum. Böyle giderken maskeli şey. Şeyini mi? Tulum. Bu. Evet. Ya böyle camlı maskeli. Camlı mamlı. Oğlana da al senin. Oğlana da al iki kapıda tane. Kapıda satılıyor mu sen acaba? Aşağıdan şeyle gönder yalnız. Başka birinden gönder ki sen içeri girmeden onlar giyinsin. Tamam. O başka birisine kurban mı ben seçeceğiz? Ben yandım. Sende iki tane var. Bende üç tane acı. Benim üç tane almam lazım. O tulumlar pahalıdır. Onlar rahat 50 euro da onlara vereceğiz. Ya. Gitti 150 bitti. Euro. Hacıra bitti. 350 şey. Allah bereket versin. 250 euro. Şükürler olsun. Allah patronumuza zeval vermesin. Sağlıklı saatlerini dönüyorsunuz ya ona şükür edin. Başımızdan eksik etmesin. Burada dönemiyoruz ki be Rüstem abi. Ya az kaldı de depenin öbür tarafı Türkiye. Az kaldı dedi 24 saatten önce gidemeyiz. Mesela bu arada benim total hayırlı olsun 68 saat falan oldu. 68 mi 69 bilmiyorum, saat mi? Bilmiyorum ben de öyle gidiyorum hiç. Bakmadım. Gece 12'de 12 olmadan 80-90'ı bulmuştur. Ben sen 12... şeyden kalktın. Slovenya'dan mı kalktın? Nereden kalktın? Slovenya'dan kalktın. Adam Slovenya'dan buraya hiç durmadan geliyor. Konvoydan konvoya. Konvoydan 12 konvoya. Olmadan rapor alın. Ben dün akşam 12. Almadım raporu ya alırım şimdi. Abi durmadık ki. Durmadık. Yarım saat tutmadı ki pezevenkler bir yerde. Tamam işte. Fotokopi yani, çekip şirkete veririz. 15 dakika duruyor, bir iniyoruz aşağı işeme, ona da fırça yiyoruz. Bir arabaya bağırıyor bana köpek gibi. Ben köpek miyim ben ya? Biri pasaportuma el koyar, biri bağırır bin lan arabana diye. Sırp polisi, bak Sırbistan'ı bitirdik. Tescilimizi yaptırdık, pasaportumuzu onaylattık. Çıktık, artık Sırbistan'da değiliz. Bulgaristan'a da girmedik, tampon bölgedeyiz. Yatalım dedik şurada bir abi. 8-10 saat uyuyalım, evet. Dinlenelim dedik hep beraber. O zaman kaç arabaydık ya? 5 araba. 5 arabaydık. Şimdi 4'e düştük. Biri yanıcı gitti. Altı Hakan araba. Selam buradan. Şeyler Serkan'dan 6 arabaydı. Yok onlar yoktu ya orada. Yok onlar yoktu. Onlar... Bizim grup hani şu bizim olarak. Grup. Neyse. Yanıcı olarak. Orada biz yani. Yatalım dedik. Bir 8-10 saat dinlensek yetecek bize yani. Arkadaş saat başı geldiler kapıya vurdular. Ya senin yetkin yok burada. Kalkın gidin. Yani sen insan mısın? Uyumaya ihtiyacım var. Adama diyorum ki tuvalet nerede diyorum. Tuvaletlerin hepsi kapalı diyor. Ne yapacağım diyorum. Hani sen nereye gidiyorsun manasında. Ne yapacağım diyorum. E yok diyor bana. Onlar alışkın götünü yıkamıyor zaten. Ya öyle. Ondan sonra virüs geldi bilmem ne oldu. Pislik herifler ya. Vallahi kızdım şimdi. Ahlak yok. Ahlak ya, yok. Kıza kıza zaten buraya kadar geldik. İnsana değer yok. Değer yok. Saygı yok. Bak bunu şey Avrupa Avrupa diyorlar ya insan hakları falan. Hepsi ne? Hikaye yani. Hepsi kendilerine hikaye. Bile yok ya. Yok. Şu an kendileri bile birbirinden Allah Türkiye'ye yani. Versin Türkiye. Ne varsa Türkiye'de ver. Aynen arkadaş. Abi aynen. Benim memleketim benim. Aynen. Ziyade Osmanlı çok güzel yapmış. Allah Cenab-ı Allah benim canımı alacaksa memleketimde alsın. Bu kadar. Şeyde de. Ya soğudu ama olsun. Olur olur soğuttu olur. Americano seviyoruz. Ne olur ama yatak mı? Ama yatağa geçti. Yatacağım dedi ya. Lan herifi bir kaldırdım. Öyle sakin vurdum ha kapıya tak tak tak. Yemin ediyorum arka tarafa doğru dönüktü herhalde uyurken. Nasıl zorluyor şeyi, tırmalıyor şeyi, döşemeyi. Kapı arıyor. Bulacak da kapı yok. Koymayı unutmuşlar arka tarafa. Doğrudur. Servise söylemek lazım. Buradan bir çıkış. Yanıcı ben gidince lapsın. Renault servisine söyleyeyim. Bu arabaları arka kapı açıyor. Arka kapı açıyor. Aynen. İnsanları sırada kaldırıyoruz. Acil durum kapısı. Arkadan kaçmaya çalışıyor. Acil durum yangın merdiveni de koyun oraya. Aynen. Adam çıkamıyor. Tırmalıyor. Önlem alsınlar. Dedim yavaş sakin ol. Sakin ol. Abi adam. Demesem arkadan ne biliyor hala. Rüya görmediğini. Kafası döndü adamın. Ne biliyor rüya görmediğini. Ya.
Belki de. Tırmanıyordu diyorsun. Ha, belki bir yerde rüya görüyordu, bir şey yapıyordu. Olabilir. Ben de rüya gördüm. O sen de 48 saat uyumazsan sen de çok şey görürsün. Vallahi rüya gördüm. Gözümüz açık oğlum, rüya görüyoruz Kazım abi artık. Nasıl ne rüya gördüm? Hayır olsun, hayır olsun. Yine sırada birinden kavga ettim ya. Vallahi ya. Ya dün yine birinden kavga ettim. Şimdi o da polislere falan bağlandı. O senin o tartışman herhalde, herhalde içime şey yaptı. O pislikler ikisi birden arabadan aşağı inince zannettiler ben hani inmeyeceğim arabadan aşağı. Ulan siz kimsiniz ya? Biz sanayi çocuğuz hacı abi. Ya baktım yiye, adam geliyor. Ben onu direkt aşağıya indim zaten. Hani böyle arabaya pusacağım zannettim. Dayak yiye yiye ben dayak atmasını öğrendim. Dayak yiye. Abinin bari bir şey yaptı. Katadak gerek yok. Yok terbiyesizlik yaptı. Bunu sıkıştırmaya uğraştı. Bu sefer ben önünde frene yüklenince korktu. Korkmayacaksın o zaman yaptığından. Yaptığından korkmayacaksın kardeşim. Ya mesele şu, onu da söyleyeyim. Şimdi bilmiyorlar ya. Onu da ufak geçeyim. Biz şimdi konvoy halinde geliyoruz. Polis bizi bir yere kadar getirdi. Başka bir konvoyla birleştirdi. Bu konvoyda bizi sollamaya çalıştı. İçinde bazı terbiyesizler. Ya konvoyla gidiyorsun. Orası artık Kapıkule sınır kapısı gibi. Yani sıra gibi. Sollanmaz orada. Çok adam, solladı akşam ya. Çok geçtiler ya. Çok geçtiler. Biz 7. 8. arabaydık. Herhalde 20. falan olduk yani. Bir de yok, Serkan uyumuş yolda yani. Pardon. Serkan uyumuş. Bir saat uyumuş yolda. Bir saat temiz uyudu mu abi diyor. Nasıl yetişemediniz siz bana diyor. Öyle dedim oğlum bir sürü araba oldu. Girdi. Öbürkü gelen konvoy dedim hepsi solladı bizi. Ama yine solladı o kadar araba. He? Solladılar zaten ya. O kadar solladık. Ya ben engel olamadım yani. Engel ama olabildiğim ama oldum olamadım. Ama abi haksızca yani sollama yapmadık ki. Uyuyanları solladık. Uyuyanları evet tabii, tabii canım. Ben kaldırabildiğimi kaldırdım. Yok yerimize geldik demek istediğim. Acaba. Acaba. Aşağı yukarı. Yok abi be. Çok. Gör zenginliği gör adamlarda bak. Evet. Bak Bulgaristan. Avrupa Birliği. Bak Avrupa Birliği bak. Göster göster. Bulgaristan bak. Nasıl? Nasılsın dayı? Mayko. Odun mu taşıyorsun? Güzel güzel. Odun odun. Odun odun. Hey. Ne bu eşek mi katır mı? Eşek eşek. Geliyor dayı. Eşek ya. Katır öyle olmaz abi eşek o. Ne bileyim be. Çok anladığımdan değil. Eşek ama öyle bedava eşek değil. Güzel. Hadi selametle. Çamura giriyorsun çamura. Fark etmez. O girmiyor. Eşek giriyor ya. Eşek bile girmedi çamura. Yemin ediyorsun araba. Bak eşek bile çamura girmedi. Ya ya görüyor musun? Bir de eşek diyorsunuz bak. Eşek. Neyse yarın geçer miyiz öbür tarafa? Geçeriz inşallah akşam geçeriz. Akşam ben belki gireriz kapıya bu akşam. Evet. Bu böyle akşam giderse bu sabahkini. Yarın sabahleyin geçeriz ya. Böyle İnşallah hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Ya sabah böyle yürüdü tam ama. Tam benim uyuma vaktim biliyor musun? Normalde gece yürüyordu ya bu. Bak bayağı bir yürümedi durdu hiç. Yani gece yürümedi doğru düzgün. Sabah yürüdü. Gece yani hiç çalışmıyormuş hiç abi. Baksana duruyoruz. Hiç çalışmıyormuş ya. Ya bizim taraf şey yapmalı gece. Ya da bilmiyorum. Ya şey baksana yani ne diyor ya. Kağıdı camdan gösteriyorum diyor. Dışarıya bile çıkmıyor adamlar diyor. Allah Allah. Korkudan diyor. E hani doktor kontrolü vardı yok bilmem neydi testi. Ya hep şoför gazetesi yalan. Yalan. Ben gittim oraya termokincilerin yanına. Dedim arkadaşlar size dedim bir yalan söyleyebilir miyim? Dediler iki tane söyle. Hı. Dedim Hamza Beyli'de bir tek araba yokmuş dedim. Hı. Güzel yalandı abi. Çok dediler güzel yalan. İkinci yalanı söyleyeyim. Söyle abi dediler. Hamza Beyli'nin hemen yan tarafına dedim termokin kapısı açılmış. Rahat edeceksiniz bundan sonra. Keşke bu yalanlar senin gerçek dediler, olsa. Yalanını seveyim abi. Öyle dememiştir onlar da. Abi şimdi dediler, sansür geçiyorsun sen. Abi dediler ya keşke olsa ya. Dedim aynen atlak gibi olacakmış zaten ya. Dedim her yerde anlatmayın sonra ben de inanırım ha dedim. Başladılar gülme. Evet biz de böyle muhabbetteyiz. Anlayacağınız. Aynen. Sıralarda. Hani ben de tur şoförü olabilir miyim abi? Ben de çok o işi yapmak istiyorum diyorsunuz ya. Biz aslında gelin oğlum kardeşim gelin oğlum da. Sürücülük yapamıyoruz. Yapsak evet çok keyifli de. Öyle duruyoruz yani. Tırın başında bekçi. Tabii şimdi böyle görürken çok insan heveslenir. Oh be ne güzel be. Üstüm abi. Her gün piknik bu işe başladığımda bu Kapıkule'de böyle kuyruk olmuyordu ya. Kuyruk yokdu ki o zaman. Yani ben başladığımda bile olmuyordu. 15-30 araba böyle 40 araba oluyordu tamam. Ben şu, abi, ama ben 50 arabayı geçtiğini hatırlamıyorum Kapıkule'nin. Kazım abi bana diyorlar. Toplanıyordu. He? Dozvala'dan toplanıyordu. O git Dozvala al gel de onu şey oluyordu. Üstem abi ben bu tarafa gidişte 2 kilometre sıra var dediler. Bulgar'da dedim bak.
Evet. Bulgar'da dedim hayret, 2 kilometre olur mu canım sende dedim. İşte 1,5 kilometreden falan sıraya girdim. Çokmuş dedim ya. Ne çok abi. Dün akşam 38 kilometreden girdik evet, biz. Var evet. Gerisini sen düşün. Ne yapayım valla. DRT1 geldi. İşte onunla konuşma yapıyorduk. Soruyor işte spiker. Spiker. Spiker benim o konuşuyor. Var mı bir yere vardı falan. Hayatı yalan. Allah. Hem de senaryo hazır 2 dakikada. Nasıl da düzüp koşuyor yani. Mandalina yiyelim. Yiye kardeş ol sağ ol. Ha bunlar kurumasın kardeş. İyi akşam biraz uyuyacağım işte. Uyuma sırası bana geldi. Toparlıyorsak abi. Kapatayım ben artık. Abi ha kapatma kadar oluruz. Yeter. Tamam. Allah'a şükür. Salam saygı herkese. Evet. Ne diyelim? Üstem abi son sözlerini söylüyor. Sağ olsunlar. Evet. Arkadaşlar böyle bir... Evet, duyan duymayan dinleyen herkese buradan selam. Kapıkule'ye doğru gitmeye çalışıyoruz. Tır sırasındayız, kuyruktayız. Bu Rüstem abinin mi? Bakayım. Evet, kendisi lakabı Korsan. Onun araç Mercedes. Benimki arkada Angelina. Onun arkasında da Ramazan var. Ramazan katılamadı bize, uykusu var, uyudu. Önde de Kazım abinin aracı var. 4 aracız. 7 araç falandık. Sonra işte 6'ya düştük. Sonra 4'e düştük. Öyle öyle gidiyoruz. Herkes yüküne göre bir yerlere doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi Kapıkule'den böyle bir video yaptık sizlere. Umarım muhabbeti beğenmişsinizdir. Takılıyoruz yani anlayacağınız. Siz evdeyken biz dışarıdayız. Dünyanın hakimi bu aralar biziz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok beğendiyseniz de kanala abone olun. Hoşça kalın.